Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir incirli pasta yapıyorum. Evet, görüntüsü kadar tadı da muhteşem olan pastamızın yapımına geçelim. Kasemize 3 adet yumurtamızı alalım. Onun üzerine 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Ve güzelce çırpalım. Ve üzerine benim 8 adet incirim vardı. Ben onları 10-15 dakikalık suda beklettim. Ben onları küçük küçük doğrarken kızım da kekimizi çırpıyor. 1 su bardağı unumuzu ilave edelim. Ve bir kabartma tozu, bir de vanilyamızı ilave edelim. Kızımla bu bayram girdik mutfağa. Güzel güzel harika lezzetler, tarifler vereceğim inşallah sizlere. Evet. Şimdi tel çırpıcısıyla çırpalım ki tozamasın diye unumuz. Tekrardan mikserle çırpalım. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra bırakalım. Ve incirlerimizi ilave edelim. Üzerine 1 su bardağı cevizimizi ilave edelim. Cevizlerim benim köyden olduğu için böyle siyahlı ama sorun değil. Lezzeti çok güzel. Bir borcam sinisi kullandım ben. Borcamı yağladım. Üzerine kek harcımızı boşaltalım. Düzleyelim. Fırını da açtım. 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Sıcak fırına kekimizi gönderelim. Ama şöyle düzledikten sonra evet birkaç defa tezgahıma vuralım ki havacıkları içerisinden çıksın diye. Evet. Fırına gönderelim. Biz de bu arada şerbetini hazırlayalım. 1,5 su bardağı ılık suyumuzu kasemize alalım. Üzerine yarım su bardağı şekerimizi ilave edelim. Ve 1 yemek kaşığı Nescafe ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Ve soğumaya bırakalım. Evet, kekimiz de nar gibi kızardı. Ve şerbetimizi kekimize buluşturalım. Kekimiz de sıcak bu arada. Şerbetimiz soğuk. Anında çekiyor şerbetimizi. Hepsini ilave edelim ve soğumaya bırakalım. Biz bu arada muhallebisini yapalım. 1 kilo sütüm vardı benim. Beş yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 2 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı da dolu dolu nişastamızı ilave edelim. Şöyle bir çırpalım. Hiç topaklanma kalmayana kadar. Evet. Ve ocağımıza götürelim. Koyulaşıncaya kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Bu arada 100 gram da margarinim vardı. Onu da şöyle piştikten sonra salalım. Eriyene kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar, muhallebimiz pişti. Yağımız eridi. Evet. Kuyruğu da bu şekilde olacak. Kekimizin üzerine muhallebimizi bırakalım. Evet, böyle dökelim. Düzleyelim.
Arkadaşlar videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlara küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Evet arkadaşlar, üzerine yarım su bardağı kadar da Hindistan cevizi serptim. Pastamızı keselim. Kestikten sonra bıçağımızı kağıt peçeteyle silelim. Ve ben pastamı incirli pasta yaptığım için incirle süslemek istedim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Ve tam uç kısımlarına gelecek şekilde ben fıstık kullandım. Böyle yarım çay kaşığı kadar ilave edelim. Görüntüsü daha güzel oldu şimdi. Süsleme işimiz de bitti. Bence harika bir görüntü oldu. Sizce nasıl arkadaşlar? Şöyle bir dilimini alalım. İyice yakından da bir görelim. Efsane bir görüntü. Ve tadına da bakalım. İç görüntüsünü de sizlere göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın, afiyetle kalın.